delikanlı gibi gidersin ipe. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ve fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Tiyatronun büyük ustasıydı Ferhan Şensoy. Çarşamba'da doğdum ben. Ünye'de anneannemin evi vardı. 26 Şubat 1951 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokulu öğretmeni, babası Cemil Şensoy ise tüccar ve bir dönem Çarşamba Belediye Başkanı'ydı. Bundan da çok anlaşılıyorken de ben öyle büyük bir padişah değilim. Tarihte küçük padişahları örnek teşkil ediyorum. 1971 yılında grup oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, André Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Sifu de Google adlı oyunuyla 1975'te en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Bedava pişmaniye davası değil ki arkadaşım. Aynı yıl Türkiye'ye döndü. 1976'da ilk televizyon skeçlerini yazdı. Bu skeçlerde bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. 1977'de ilk filmi Kızını Dövmeyen Dizini Döveri çekti. 1978'de yazdığı Bizim Sınıf adlı televizyon dizisi, ikinci bölümden sonra öğretmenlerin manevi şahsiyetini tezif ettiği gerekçesiyle TRT'de yasaklandı. 1978'de ilk kitabı Kazanç Yokuşu'nu yayımladı. 1980 yılında orta oyuncuları kurdu Ferhan Şensoy. Hayatını sahnelere adadı, ömrü sahnede geçti usta oyuncunun. O hiçbir yerden çekilemeyeceği için onun adı Çek. Bugüne dek 50'ye aşkın oyunun oynandığı orta oyuncular bünyesinde Nöbetçi Oyuncular adlı bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulundu. 1987 yılında yazıp yönettiği Muzur adlı müzikal gerici kesimin tepkisiyle karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı. Sahnelediği oyun yüzünden mahkemeye verilen Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisi uzun yıllar sahnede kaldı. ...1989 yılında Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen orta oyuncuları kavuğunu Münir Özkul'dan devraldı Şensoy. Yıllar sonra o kavuğu Rasim Öztekin'e devretti. Çok sevmeye başladım. Rahmetli Dümbüllü İsmail abi gelmiş, beni izlemiş. Asıl olan kavuk geleneğinin sürüp gitmesidir. Şensoy, Türkiye'de yaşanan siyasi ve günlük olayları tiyatro sahnesinde hicvediyordu. Alıyor zulalıyor. Allah aşkına memlekette her şey altında bir zam geliyor. Zulalayan yırtıyor. Şensoy'un tarihi ses operetini onartmasından sonra Orta Oyuncular Ses 1885 tiyatrosuna taşındı. Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yeri olan usta oyuncu sayısız ödül kazandı. Aslında padişah falan da değilim. Olmayı hiç istemedim. Çocuktum, ufacıktım. Zorla kandırıp oturttunuz beni bu dağda. Aklım başıma geldi. Tarihler 30 Ağustos'u gösterdiğinde 2 Temmuz'dan beri iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı Ferhan Şensoy hayata gözlerini yumdu ve bir devir kapandı. Kavga etmeyen sanatçı olmaz diyen Ferhan Şensoy, ardında sahnede direnen bir hayat bıraktı.